Büroda oturuyorken ki çok insan geliyor, çok ziyaretçi geliyor, genç geliyor, orta yaşlı geliyor, Kırklar elinden geliyor, Hakkari'den geliyor, Samsun'dan, Adana'dan. Açık birkaç kızla bir delikanlı geldi. Açık açık biz işte tanışmak, görüşmek istiyoruz. Biz eski solcularız. Dedim yaşınız kaç da yani eski solcularsınız zaten 20 falan görünüyor. Duyan da zannedecek 50-60 yaşındasınız. Güldüler dediler yani böyle bir iki ay evveline kadar biz komünistik. Tabi bir kısmı bilmem ne kökenliyim filan. Açık filan. Biz İslam'a yönlendik. Sizinle gelip görüşebilir miyiz? Daha çok arkadaşımız var. Biz onların habercisiyiz. Yani eğer müsaade ederse dedim. Ne demek buranın kapısı? Herkese açık gelin. Konuşalım. Allah'ın kulu musunuz? Evet bizim muhatabımızsınız. Hakikaten her yerde bunu görmemek mümkün değil. Müslümanların ana sorunu benim kanaatim o ki, müşahedem o ki, yıllardır bende biriken sonuç olarak o ki, İslam'ı temsil etmek, gerek anlatım düzeyinde, ondan daha etkin olarak da yaşam düzeyinde İslam'ı temsil etmek, Müslümanların bence birinci konusu. En önemli konusu, konularının en önem arz eden kısmı bu. Hakikaten İslam, gereğince temsil edilse, gerektiği gibi yaşansa, Rabbimizin emrettiği gibi dost doğru olsak, çok genel anlamıyla dost doğru kelimesini söylüyorum. Yani Rabbimiz Allah bizden neler istiyor ise, biraz müşahhaslaştırarak söyleyelim, nasıl itikad etmemizi istiyor, nasıl amel etmemizi istiyor ise, münkerlerin ne olarak tayin etmiş ve onlardan uzak bulunmamızı istiyorsa onlardan uzak bulunuyor. Maruf olarak neleri tanımlamış ise onlarla amel ediyor halde görse bizi sair insanlar, bugünkü gelişme hızı, insanlar arasında yayılma hızının şu andaki hızının 10 katına, 20 katına çıkacağını söylemek hiç de mübalağa değil. Gerçekten İslam bizatihi güzel olduğu, güzelliklerin toplamı olduğu, İnsan fıtratına yatkın şeylerin mecmuu bulunduğu için onu üzerinde taşıyanlar taşıdıkları nispette diğer insanlar üzerinde etkili ve müessir olabiliyorlar. Bunu görmemek, hayatın her alanında bunu fark etmemek kabil değil.